Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Bir TYT, bir AYT serisinin kaçıncı günündeyiz? 10. günündeyiz sevgili gençler. Peki hangi sorularla uğraşmışız? Hangi konuları tekrarlamışız? Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Yine katlı oranlarla ilgili bir sorum. Sevgili çocuklarım, bir ara bu şeyden, bu konu müfredattan kalktı. Kalkmadı da aslında vardı ama bir grup öğrenci görmediği için bir sene sorulmadı. Hala kafalarda karışıklıklar var hocam, sorulacak mı filan. Arkadaşım geçen sene soruldu işte, kimyasal hesaplama sorusu soruldu. Onun için gelme ihtimali olası şeylerden bir tanesidir. Peki ne sormuşuz? Katlı oranlar 2 bölü 3'tür. Hocam bu kadar da basit gelir mi demeyin, geliyor. Tamam. Buna benzer ünü, bak bu sorduğum sorunun hemen hemen aynısı olan üniversite sınavı sorusu var. Peki şimdi yerler arası katlı oran sorulduğunda ne yapacaksın? Diğer elementi sabitleyeceksin. Zaten katlı oran dediğimiz şey o. Tanım şöyle geçer katlı oranda. Dalton'un bu arada katlı oranlar arkadaşlar. Ha, yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Bu kimyasal kanunların da hangi bilim adamlarına, bilim insanlarına ait olduğunu bilirseniz iyi edersiniz. Kütlenin korunumu yasası da iki defa sorulmuştur. Antonio Lavoisier. Sabit oranlar yasası Proust'un, Joseph Proust'un. Katlı oranlar yasası kimin arkadaşlar? Dalton'un. Bir de birleşen hacim oranları var. O da Boyle'un. Peki şimdi y'ler arası katlı oran, ha şeyin tanımını yapıyordum. Katlı oranın tanımını yapıyordum. İki element arasında birden fazla bileşik oluşursa bunlardan birinin sabit veya eşit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarlar arasındaki orandır. Yani adam bize y'ler arasındaki katlı oranı soruyorsa x'leri eşitlememiz lazım. Burada x1, x2, o zaman şuraya 2 ile genişletiyorum. 2'ye 2 oldu mu? Oran kaç oldu? 2 bölü 3. Birincisi oldu. İkinciye geçtim. X1, X2. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burası 2 oldu. Burası kaç oldu? 4. 4 bölü 1 oldu. Olmadı. Buraya geldim. X'ler zaten eşit. O zaman y'ler arasındaki oran 2 bölü 3. Cevap ne oldu? 1 ve 3. Yani Ceyhan oldu. Geçelim AYT'ye. Ne demiş bakalım? AYT'de hız sorusu. Ortalama harcanma hızı, oluşma hızı sorusu. Bu bölümle ilgili, bu ortalama hızla ilgili soru geliyor gençler. Bazen sadece denklemler üzerinden kim kimin kaç kattır şeklinde bir denklem oluşturmanızı, daha doğrusu eşitlik oluşturmanızı istiyor. Bazen de böyle soru sorabiliyor. Peki yapalım. C3H8 gazı yeterli, O2 gazı kontrollü olarak yakılıyor. Tamamen yanması 15 saniye sürdüğüne göre O2 gazının ortalama harcanma hızı kaç mol bölü dakikadır? Hemen yakıyorum. C3H8 yakıldığı zaman ne oluşur gençler? Karbondioksit ve su. 3 tane karbondioksit artı 4 tane H2O oluşur. Niye 3 tane karbondioksit? 3 karbon var. 8 hidrojen olduğu için de 4 tane. Peki 4 oksijen burada, 6 da burada, 10. Buranın katsayısı kaç olacak? 5 olacak. Bu ne demek? Arkadaşım bu şu demek. 1 mol C3H8'i harcadığın zaman dilimi içerisinde 5 mol ne harcarsın arkadaşım? Oksijen harcarsın. Peki 8.8 gram demiş. Hemen mol sayısını bulayım. N eşittir 8.8 bölü MA'sını hesaplarsanız 36, 8 daha 44. O da eşittir kaç mol yaptı? 0.2. 1 mole 5 mol oksijen gerekiyorsa buraya bak. 0.2 molüne X derseniz 5'te 1'i, 5'te 1'ini alırsanız X kaç çıkar arkadaşlar? 1 mol oksijen kullanacaksın arkadaşım. Ve bu ne kadar sürüyormuş, dikkat? 15 saniye. Ama bana ne cinsinden soruyor? Mol bölü dakika. O zaman RO2 eşittir. Kaç mol harcadın? 1 mol bölü kaç saniye? 15 saniye. İşte bunu dakikaya çevireceksin. O da ne yapar? 0.25. Çünkü 1 dakika 60 saniye. 15 saniye kaç dakika dersen 0.25. 1 bölü 0.25 de ne yapar arkadaşlar? 4 mol bölü dakika çıkacaktır sevgili çocuklar. Diyoruz ve bugün de bitiriyoruz. Hafta sonu denemelerle birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.